Natura 2000 korumalı bir biyotop olan bu alan aynı zamanda Ramsar Sözleşmesi sulak alanlarından bir tanesi. Rodop dağlarının arasından geçen Nestos Nehri ile birçok canlı türüne ev sahipliği yapan bu alan tarihte de stratejik bir öneme sahip. 1923 yılındaki mübadele anlaşmasına göre Nestos Nehri doğusunda bulunan Türk ve Müslüman nüfus mübadeleden muaf tutulmuştur. Adını Batı Trakya Türkleri olarak bildiğimiz bu bölgede günümüzde halen çoğunluğu Türk ve Müslüman bir nüfus yaşamakta ve zaman zaman ülkedeki yönetimden gelen baskılara maruz kalmaktadırlar. Birçok canlı türünün bir arada yaşamasıyla adeta cennetten bir manzara sunan Nestos Adventure Park'ın insanlara da barış içinde yaşanabileceğini hatırlatabilmesini diliyoruz. Burada geçirdiğimiz zamanı anlatacağımız video başlıyor. İyi seyirler. İyi seyirler. 2022 yazında kısıtlı tatilimizi arabayla yurt dışına çıkarak değerlendirdik. 14 günde 14 şehir görerek Balkan ülkelerini gezdik. Bu video serisiyle yolculuğa dair tüm detayları anlatıyoruz. Kuzey Makedonya'dan Yunanistan sınırlarına girdik. Ohri'den İskeçe'ye 7-8 saat sürecek yolumuz vardı. Yunanistan'da yollar çok güzeldi fakat otobanda her il sınırında 1-2 euro ödeme yaptık. Ülkenin en batısından en doğusuna giderken toplamda 12-13 euro yol parası ödemiş olduk. İskeçe'ye akşam saatlerinde vardık ve yorgunluktan direkt uyuduk. Sabah olduğunda 14 günün yorgunluğunu halen hissediyorduk. Bu yüzden biraz dinlenmek istedik. Kalimera. Kaldığımız bu tatlı otele 35 euro ödemiştik. Bahçesinde uzun süre dinlendik. Şarkı söyledik, dans ettik ve drone uçurduk. Gidiyorum gündüz gece. You make me feel and I'm alive again.
Biraz enerji topladıktan sonra Nestos Adventure Park'a gittik. 14 gün boyunca günde en az 20 bin adım atan ayaklarımıza teşekkür edip Nestos Nehri'nin buz gibi sularına girdik. Daha önceki Yunanistan seyahatimizde burayı görme şansımız olmuştu ve çok sevmiştik. 10 kilometrelik yürüyüş parkurunun tamamını yürümek istiyorduk ancak bu sıcaklarda tehlikeli olabileceği uyarısını aldık. Bu hevesimizi başka bir bahara ama kesinlikle bir bahar zamanında gerçekleştirmek üzere erteledik. Biraz yürüyüş yaptıktan sonra sıcaktan yanmaya başladık ve geri dönmeye karar verdik. Nestos Adventure Park'ın muhteşem doğasını size gösterebilmek için drone ile görüntüler kaydettik ve sonrasında alandan ayrıldık. Böylelikle bir journey'imizin daha sonuna geldik. Ya. Evet. Tüm bölümleri eksiksiz izleyenler bu videonun altına yorum yazıp kendini belli etsin. Ayrıca buraya kadar izleyip abone olmayı unutanlara da hatırlatmak isteriz. Yepyeni journey'lerde yeniden görüşmek dileğiyle. Bye. Bye. Bye.